Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz ee, doğum videosu isteyenler olmuş Onun için hemen kısaca biraz anlatmak istiyorum ee, son zamanlarda video çekememiştim hamileliğimin son zamanlarında Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçti benim için ee, aşırı derecede zorlandım ee, zorlandığım için de hani video çekemedim O yüzden video yükleyemedim Son zamanlarda gerçekten aslan efe yani karnıma öyle bir baskı yapıyordu ki hani yürürken falan aşırı derecede zorlanıyordum artık hani doktorumuzun söylediğine göre tarihimiz 41. haftaya kadar geldi. En son artık hani çok az hareket etmeye başladı aslan efe bu yüzden de doktora gittik. Hatta doktora gitmeden aradık yani böyle bir şey var. Çünkü sürekli her hafta gittiğimizde işte bir dahaki hafta, bir dahaki hafta bekleyelim, bir hafta daha bekleyelim diyordu. En sonunda işte biz de doktorumuzu aradık. Yani hareketli çok yavaşladığı için zaman da geçmişti. Sonra beni hastaneye yatırdılar. Gerçekten hani hareketleri yavaşlamış ama kalp atışında hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir gece müşahede altında tuttular beni Ama doktorum artık haftamı geçtiği için Salmak istemedi Sonra sabah oldu Tabi sabaha kadar iki saatte bir hemşire gelip Sürekli NST'ye bağladı beni Son zamanlarda Son dakikalarda artık sancım gelmeye başlamıştı Ama yeteri kadar bir sancı yoktu Sonra sabah doktorum geldi Doktorum işte bir konuşma yaptık muayene oldu sonra bana zaten yani normal bir doğum olamayacağını artık haftasını da geçtiğini seni sezaryen almamız gerektiğini söyledi ben de tabi artık çocuğuma bir zarar gelmemesi için sezaryeni kabul ettim ben çok araştırmıştım önceden hani epidural mi spinal mi yoksa genel anestezim olayım diye ama araştırmalarım sonucunda spinal olmaya karar verdim benim kayınvalidem de o hastanede çalıştığı için ee, hemen söyledik ve bu şekilde ameliyat oldum. Şöyle bir zorluğu var gerçekten yani bana söylediler ama ben kabul etmedim çocuğumu görmek için yani gördüm tabii ki de çok çok güzel bir duygu yani anlatılmaz bir şey. Ee, arada da fotoğrafları tabii ki de ekleyeceğim. Aslan gördüm. Sonrasını hiçbir şekilde hatırlayamıyorum. Yani beni bayıttılar mı artık heyecandan mı oldu. Bir geldim gözlerimi açtığımda odadaydım ve konuşuyormuşum. Hani ameliyathaneden çıkarken konuşuyormuşum. Ama ben bunların farkında değilim. Yani bilincim yoktu. Açıktı gözlerim ama hiçbir şey fark edemedim. Gerçekten hani çok zordu. Yani Aslan Efe aşağı düşmediği için çok zorlandım. Yani doğum esnasında da çıkartırken zor oldu. Eee. Ama çok şükür tabii ki de güzel bir doğum oldu. Benim için tabii sırt ağrım dışında. sezeryen gerçekten hani zor mu? E, normal doğum mu diyorlar. Yani normal doğum bilmiyorum. Sancısını hiç çekmedim. Yani çok ufak ufak başlamıştı ama bir acı hissetmiyordum. Ama sezeryen gerçekten öyle abartılacak kadar, korku duyulacak kadar bir şey değil. Ben evime geldim dördüncü gün ve dördüncü gün e, bildiğiniz evimi temizlemeye başladım. Yani öyle çok da zor bir şey değil. Sadece ilk gece sizin için e, hani o gaz problemi gazınızı çıkarttıktan sonra bol bol yürüyüşle hiçbir şekilde öyle yatarak e, iyileşemeyeceğinizi doktorlar söylüyor zaten. E, ben sadece bir gün zorluk çektim. ikinci gün gayet ayağa kalkıp bebeğimi kendim kaldırabiliyordum. Bu arada hani süt geliyor mu mevzusu var. Tabii ben normal doğum yapmadığım için sütüm yeteri kadar gelmiyordu. E, oradaki bebek hemşiresi Gelip bebeği emzirmek için bana verdiğinde hani en azından ilk üç gün e, doktora götürene kadar biliyorsunuz üçüncü günde doktora götürülüyor. İlk üç gün en azından e, bir mama takviyesi yapalım dedi. Yani öyle çok aşırı evet. demin kameranın açısı çok çok kötüymüş bu arada. Tekrardan fark ettim. ama senefe ağlayınca tekrardan kapatmak zorunda kaldık. E, şeyden bahsediyordum yani bebek hemşiresi geldi işte o ilk üç gün en azından bir mama takviyesi yapalım dedi ama çok çok az yani günde iki kere falan mama verdim bir sabah bir akşam sonra zaten emzirdikçe kesinlikle yani hiç bıkmadan üşenmeden emzirmeye çalışın gerçekten emzirdikçe sütünüz geliyor hani bilemiyorum yani benim en azından öyle oldu Hani hiçbir anne diyemez işte ben sütüm yetmiyordu da şöyle oldu hemen mamaya başladık falan. Mamaya başladığınızda bunu hiçbir şekilde hani emzirmeyi bırakmayacaksınız. Emzirme devam ettiği sürece hani sütünüz yarar yaramaz bilmiyorum ama bir şekilde süt geliyor yani. Ben bunu inatla e, devam ettirdim ve sütümü o şekilde getirdim. Hani e, ilk ilk 3-4 gün falan gerçekten aşır derecede hani bebeğe alışmaya çalışıyorsunuz. Hayatınızda gerçekten hani çok zorlu bir süreç başlıyor. Bunun içinde sizin yanınızda olabilecek, yardımcı olabilecek kişiler işte annenizdir, ablanızdır, işte kayınvaldenizdir, herhangi birileri olmalı. Ben eve döndüğümde annem vardı. 40 gün boyunca annem e, hani hep yardımcı oldu. Hatta bazen bazen annemim çoğunlukla yani böyle Uykum geldiğinde direkt emzirip anneme e, veriyordum. Yani gerçekten çok <laughs> duyuyorsunuz Aslan Efe Anneciğim. Yavaş yavaş uyanmaya başlıyor da. Yani gerçekten annenizin yanında olması çok çok büyük bir şey. Bu 40 gün boyunca hem bana yardımcı oldu, hem ev işlerimde yardımcı oldu, hem aslanın bakımında benim alışmamı sağladı. E, tabii gitti. 40 gün boyunca da hiçbir şekilde yani kendimi aslında toparlamıştım, video çekmeyi düşünüyordum ama bu kadar hani. Ee, yoğunluğun arasında işte mevludumuz olduğu daha yeni bitti ee, anca anca hani kendime gelebiliyorum yani anca anca bir de bizim çok büyük bir gaz sorunumuz vardı bunu da ilerleyen videolarda anlatacağım ee, yani doğum hikayesi olarak böyle başlayabiliriz ee, gerçekten hani yeni anne adayı ya da anne olacak insanlar hani bir şekilde bu fayda sağlayabilir bunlar izlediğinizde size de yardımcı olabilir. Ee, gerçekten şöyle anlatabilirim. Annelik çok çok bambaşka bir şey. Hani hiçbir şekilde ben diyordum ki ha bir de şöyle bir şey var. Ben çok doğum videosu izledim. Doğum videolarında sürekli bebek doğduğunda ağlıyorlardı ve ben anneme diyordum ki neden ağlıyorlar? Yani ağlayacak ne var diyordum. Ama gerçekten o bebeğinizi gördüğünüzde hani hayatta başka hiçbir şey önem kazanmıyor. Yani o bebek ve siz sadece ikiniz varsınız. Bu çok değişik bir duygu yani hani anne olduğunda anlarsınız diyorlar ya annelerimiz gerçekten çok farklı bambaşka bir şey şu an bile tarif edemem böyle sürekli duygulanıyorum yani ona baktığımda doyamıyorum kıyamıyorum hani çok değişik bir şey gerçekten çok farklı bir şey ee, inşallah herkes bu duyguyu tadar yani inşallah hepiniz anne olmak isteyen anne olan ya da yani bilemiyorum yakınında anne olmasını istediğiniz herhangi biri gerçekten çok 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 bambaşka bir şey. Efendim anneciğim. He. He. Yani sürekli e böyle ilgi istiyorlar, sürekli konuşmak istiyorlar sürekli. E annesine bağlantı kurmak istiyorlar, kokusunu duymak istiyorlar. Geceleri gerçekten hani derdim ki ya ben uyanamam, bakamam. Gerçekten efendim. Bakamam kalkamam diyordum ya benim uykum aşırı derecede yani ağır ve ben uykuyu çok seviyorum. Ama böyle ı dediği an direkt gözlerim açılıyor ve ona koşmak istiyorum. Hemen kucağıma almak istiyorum. Ayrıca kucağı alıştırmayın falan. Yani sözlerine kanmayın. Gerçekten çocuğunuzun bir problemi olduğunda bu şekilde bağırdığında kucağına almak istiyorsunuz. Yani onu sakinleştirmek istiyorsunuz ve sadece sizde sakinleşiyor. Böyle de güzel bir şey var. Sadece sizi de olmak istiyor. Ee, dediğim gibi yani bu zamanların tadını çıkartın. Yani hep onunla olmaya bakın. Çünkü bu zamanlar geri gelmiyor. Gerçekten e, hep birlikte olun. Bağ kurun. Bebeğiniz gerçekten tek istediği sizi, sizin ya sizsiniz. Onun tek istediği sizsiniz. Böyle anlatabilirim. Ee, dediğim gibi o kadar güzel duygular yaşıyoruz ki benim artık Aslan Efe'ye bakma vaktim gelmiş. Asen Efe biraz mızmızlandı da demin. O yüzden onunla ilgilendim. Burada yattığı için de sürekli gözüm onda. İkide bir ona bakıyorum. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Her bir de ayın beşinde verem aşımız var. Verem aşısı ateş yapıyormuş sanırım. Öyle duydum. Bakacağız artık neler yaşayacağız. Ben de sizinle birlikte bu süreci atlatacağım. Hep beraber neler olacak göreceğiz. Bugünlük Böyle noktalayalım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.